ve rucze fehcur ve la temnun tessektir. Bir de verdiğin, Allah için verdiğini çok görme diyor. Allah için verdiğini çok görme, gözünde büyütme. Diyelim ki işte küçük çekmecede Kur'an kursu yapılıyor. Verdim 20 bin lira. Verdim 50 bin lira. Ben çok verdim. Verdiğini çok görme. Geride kalan daha fazla aslında. Yani ne kadar verdin? 50 bin lira verdin. Geride kalan daha fazla. 100 bin lira olmadan 50 bin lira vermezsin ki. 500 bin lira olmadan 50 bin lira vermezsin ki. Ya ne kadar verirsen ver, verdiğini çok addetme, çok kabul etme. Allah sana sayısız nimetleri verdi. Ona karşı nankörlük yapıyorsun. Sen Allah için verdiğini hiç gözünde büyütme diyor. Yaptığın ibadetleri efendim gözünde çoğaltma, büyütme. Verdiğin zekatları gözünde büyütme. Ben çok verdim. O çok verdim dediğin zaman o azalıyor işte. Ben verdiğim hiçbir şey değildir dediğin zaman çoğalıyor. İbadetlerini gözünde azaltırsan o ibadetler had zatında büyüyor. Zaten ben Müslümanlık bu kadar, benim yaptığım kadar dersen küçülüyor. Vav kadar oluyor seninki, sinek kadar oluyor. Benim yaptıklarım hiçbir şey değildir be. Ben okyanus yanında bir damla bile değil benim yaptığım dersen işte o zaman ibadetin değerlendirilmiş olur. وَلَا تَمْنُنْ تَسْسَكْتِرْ Verdiğini çok görme, gözünde büyütme diyor. Yani nasıl olacak? İnsan öyle olduğu zaman başa da kalkıyor. Ben zaten işte bu kadar yapılır, fazlasını yaptım. Daha ne olacaktı, daha ne yapacaktım, daha ne verecektim falan demeye başlayınca bu olmuyor işte. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunu bu şekilde emrediyor. Ve la temnun tessektir. Bir de ayrıca hiçbir zaman verdiğini başa kalkmayacaksın. Ben şöyle yaptım, böyle yaptım, seni adam ettim falan. Şöyle desteğim oldu, sen benim kıymetimi bilmiyorsun. Olmaz. Bir insan yaptığı iyiliği başa kalktığı zaman o iş sıfırlamış oluyor. Yaptığı iyiliği hepten boşa çıkarmış oluyor. Bir de veli rabbike fasbir. Allah için, Allah rızası için sabredeceksin. Bu vazifeyi yaparken, dinicili İslam'ı yaşarken, başkalarına intikal ettireyim derken bir sürü sıkıntıyla karşılaşacaksın. Hiç başka bir şey için değil. Sadece ve sadece Rabbinin rızası için, Rabbinin hatırı için sabredeceksin. Sabırsız olmaz bu işler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sabrın en güzel örneğini kendisi göstermiştir. Şimdi kıymetli dostlar,